Şey ben bu olay bir şart dedim şu anda. Evet. Tamamdır. Şu an canlı yayında olmamız gerekiyor. Evet. Selamlar. Evet. Selamlar. Evet. Merhaba. herkese merhaba. Bir yaklaşık 10 dakikalık gecikme için kusura bakmayın. ufak bir problem oldu girişte. bugün hep beraber no code konuşuyor olacağız. Yücel, Faruk Şahan ve Fırat Demirel ile de beraber. E, biliyorsunuz yakın zamanda bu perşembe günü başlayacak olan e, kod yazmadan startup kurun gibi e, aslında ismini bir türlü yani ürün mü yapın startup mı kurun her ikisinde mi yapın diyerek baya bir e, kendi içimizde tartışmalar yaptığımız ama en sonunda yani çok girişimle e, daha doğrusu yalın girişim sürecinin önemli bir noktasında fikri pro valide etmek vesaire konular olduğu için ve o aşamaya güzel oturabildiği için aslında biraz daha girişim e, kurumda bitirdiğimiz bir eğitim var. Perşembe günü sosyal medya hesaplarımızdan da zaten duyularını yapıyoruz. Ama bugün çok eğitimden bahsetmiyor olacağız. Bugün biraz daha e, no-code dünyasından e, bahsediyor olacağız. Ama önce katılımcılarımızı tanıyalım. Yücel sen başlayalım istersen. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii. E, teşekkür ederim öncelikle. E, ya genelde ben ikinci başlarım diye düşünmüştüm ama ya şöyle benim aslında hikayem çok geriye gitmiyor. Ben e, ufak bir e, girişim, bir iki tane girişim tecrübem oldu. E, no Code'la e, buluşmamın aslında temelleri biraz da oraya dayanıyor. E, çok da uzun uzun anlatmayacağım. Başarısız bir girişimimiz vardı bizim. Bir türlü ürün çıkaramayan e, sürekli böyle yerinde sayan bir girişimdi. E, o zamanlar tabii ben bu arada işletme çıkışlıyım. teknik bir insan değilim. E, merakım var ama hiç olmadım. E, bu yüzden de bir ürün nasıl geliştirilir, bir app, bir yazılım nasıl yapılır diye sürekli bir merakım vardı. Ardından daha sonraki işte başka bir ekiple bir mobil uygulama geliştirme fırsatımız oldu. Orada da öğrenimlerim oldu. Şimdi de işte Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi'nde ve Girişim Fabrikası'nda erken aşama, ileri aşama şeklinde farklı aşamalardaki girişimlerle çalışıyoruz. Onlara kendi tecrübelerimden ya da yalın girişim felsefesiyle ilgili anekdotlar paylaşmaya, onların fikirlerini ileriye götürmeye Uğraşıyoruz e, bu şekilde. Girişim fabrikası da yakın zamanda no kodla alakalı bir şeyler yapacak galiba değil mi? Evet evet yapacak. E, 2021'den e, sonra yani ilk çeyreğinde gibi düşünüyoruz. Ama genelde yani son e, kararı söyleyeyim. E, Özyeğin Üniversitesi içerisinde bir ön kuluçka programı olacak. Biraz daha e, butik bir program. 5 ya da 10 girişimci alacağız. 5-10 girişimci alacağız. E, onların fikirleri üzerine çalışmayı hedefliyoruz bakalım talepleri biz de merak ediyoruz şimdiden ama Özyeğin öğrencileri en azından ilk turda sadece onlara özel olacak o girişim fabrikasının bence Türkiye'deki girişimcilik e, serüveninde güzel bir yeri var öncelikle gerçekten fiziki olarak çok güzel bir yerdelerdi kanyonun yan sokağında evet, evet. güzel bir çatı katında ki çok çok iyi insanlarla tanıştığım benim ki yani İhsan Elgin vardı, Murat Tortopoğlu vardı, sonra Erman Turan vardı ve seninle beraber gerçekten hem iyi insanları hem de iyi girişimleri ki birkaç girişimin işte bir harita üzerine çalışan girişimin San Francisco'da çok iyi gittiğini biliyorum bir e eticaret sitelerinde alışveriş konusunda destekleyen bir girişim yine benzer şekilde gerçekten çok Türkiye'deki sektöre bayağı bir ee, iyi katkılarda bulunmuş bir yer. Seninle birlikte de devam ediyor. Teşekkürler hani dahiliyetin teşekkür için. Tabi ee, tabii Türkiye'de girişimcilik ve tarihi vesaire falan bahsedince topu doğrudan Fırat'a da e, atabiliriz. Bununla alakalı çok güzel de bir kitabı var. Sağ olsun bana da imzalı göndermişti. Çok keyifle okudum. Ee, bir kısmına tanıklık ettiğim aslında hani nokta grubu Ankara'dan bir kısmına ufak, ufak da olsa tanıklık ettiğim bir hikayeydi. Ee, Fırat da bizlerle Selam Frat. Selam Mustafa. Teşekkür ediyorum davet için. Ben 2004 yılında aslında İstanbul'a geldim. Mühendislik okumak için geldim ama o hikaye biraz tehlikeli <laughs> sulara doğru gidince çalışmaya da başlamıştım. İnternette mobil servisler geliştiren bir şirkette çalışmaya başladım. Sonra o iki buçuk yıllık süreç içerisinde biraz yazarlığa doğru yöneldim. Ee, internet'in işte Facebook'la birlikte özellikle hani hayatımızdaki yeri giderek artmaya başlamıştı artık. Ee, anonim kişilerden gerçek kişilere döndük. Ee, ben de bu süreçte böyle internet girişimlerine daha fazla yönelen birisi oldum. Sonra Webraz ile tanıştım. 2009'dan 2018'e kadar Webraz'de yazdım. Ee, 9 yıl kadar bir süre. Ee, bu süreçte tabii bütün internet Türkiye'deki internet girişimcilik hikayesini yurt dışını takip etme şansı yakaladım. 2007'nin sonunda Türkiye'deki internet girişimlerinin artık e, hani biraz daha tarihçesini e, öğrenelim diye hep birlikte bir kitap projesi başlattım. İşte senin gibi birçok arkadaşın destek verdiği bir kitlesel fonlama kampanyası ile aslında tek kişilik bir girişime e, imza atmış gibi oldum. O Onu başarıyla fonladık. E, Geleceği görenler adında kronik kitaptan yayınlandı. İki buçuk, üç yıldır da e, tek başıma girişimcilik serüvenimi sürdürmeye gayret ediyorum. Burada da işte aslında no-code araçların payı çok önemli. Yani ben WordPress kullanmaya başlamıştım. E, o zamandan bu zamana da artık e, no-code'un bütün gelişim sürecini takip edip uygulamaya ve anlatmaya çalışıyorum. Şu anda da girişimler.net'in e, kurucusu ve tek kişilik e, genel Değil yayın yönü. Evet, bütün haber merkezi her şeyle. Hı hı. Ya tabii e, hani girişimcilik yapmak için zor dönemler e, ama bir yandan da bu zor dönemler belki de bir 10 yıl sonra senin gibi bu ikinci, üçüncü dönem girişimcileri yazmak isteyen birisi çıkarsa e, ya da belki hani çok büyük exitleri vesaire yazmak isteyen birisi çıkarsa bu yılları da belki birçok şeyin filizlenmesi olarak e, şey yapacaklardı, bakacaklardı. Çünkü her kriz hani klasik kriz fırsat klişesini yapmak istemiyorum ama bu gerçekten eee hatta e, Coca-Cola da galiba Muhtar Bey Türkiye'deki yöneticileri şöyle övüyordu yani her, her, ertesi gün neye uyanacağını bilmeyen bir e, ülkedeki bir yönetici için e, bir kriz yönetmek artık çocuk oyuncağı bir şey dönüşüyor. O yüzden Türkiye'den gelen yöneticiler hani ertesi gün volkan patlasa bile buna <laughs> dünyanın normal hareketiymiş gibi davranıyorlar diyorlardı. Bir benzer bir girişimcilik yani benzer kas Türkiye'deki girişimcilerde de var galiba. Öldürmeyen şey hepimizi güçlendiriyor. Şimdi bu noktada e, ben aslında hani bugün no-code'dan konuşuyor olacağız. No-code'la alakalı konuşuyor olacağız. Bu tanımayanlar için ben de Mustafa. E, User Post'un kurucusuyum. E, açıkçası hani webin e, daha doğrusu API'ların gücüne çok inandığım bir dönemde User Sports'tan önce API dünyası diye bir e, blog açıp bu blogda kendi denemelerimi e, yapıyordum. İşte Yahoo News'ten haberleri RSS'le alayım da onu gideyim. İşte Reuters'in bir tane tekleme şeyi vardı. E, bir metinin içerisindeki tagleri, keywordleri vesaire e, şey yapıyordu, ay ayırıyordu. İşte bu haber Irak'la alakalı. içinde Obama var falan gibi e, analizler yapıp keyword densitesini veriyordu işte. E, oradan datayı alayım. Sonrasında da paylaşayım e, kafasında böyle birkaç servisi birbirine bağlama e, kafasında çok fazla meşap yaptım. Zaten internetten ilk kazandığım para da e, futboldaki şeyleri, liglerin tablolarını Google Maps üzerinde gösterip sakır Map diye bir site yapmıştım. Bir şekilde anlamadığım şekilde page Rank'i 8 oldu sitenin. E, ve sonra birkaç tane teklif geldi siteyi satın almak istiyoruz diye. Ben de yani o zaman dolar bu kadar çılgın bir noktada değildi ama hani internetten ilk paramı kazanmış olmak adına Satmıştım. Page PageRank'i istersen söyle abi. Ee, yani onu bilmeyenler de olabilir. PageRank 8 çok Peki. yüksek yani çünkü. Yüksek bir şey ama anlamadım. Yani neden böyle bir... PageRank bir ara Google'ın e, internet sitelerini sıralamak için kullandığını e, iddia etti şeydi. Hatta e, hani algoritmasının temelinde olan. Yani sen kaliteli bir siteysen kaliteli sitelerden link alıyorsun mantığıyla e, kurdukları ki Google'ın nasıl çalıştığıyla alakalı ilk Akademik çalışmada da şey var gerçekten. Hani akademik makalelerin birbirine atıf mantığını aldık ve de uyarladık kafası var. Page rank de onların bir dönem ölçtüğü public'te paylaştığı bir e, şeydi. Ama büyük ihtimalle bende bir algoritma hatası yaptılar. Yani hani gerçekten bir tane EduLink'im vardı. Çok, çok e, başka bir üniversitedeki istatistik paylaşmıştı ama bir edu Link'ten de 8 PageRank olmaz herhalde diye düşünüyorum. Fırat bilmiyorum hani sen daha iyi biliyorsun o tarafı. Yani çok gerçekten çok iyi. Biraz belki hani yıl itibariyle erken olabilir ama yani zaten PageRank 10 olan bir yer ben tam hatırlayamıyorum. Wikipedia falan 9 gibi. Hani bunu düşünürsek, e, düşünürsek belki evet, çok algoritmanın kör tarafına denk gelip güzel, güzel yani, bir iyi. macera olmuş gerçekten. Evet. Ben aslında burada hani kod parçacıklarını birleştirmek, API'ları birleştirip onlardan yeni ki buna da mashup deniyor. Yani iki tane şeyi birleştirip ee, yeni bir yapı oluşturmak. Ee, sonrasında tabii ki User Post'a kullanıcı deneyimi tasarımı üzerine uzun yıllar e, hani çalışırken aslında ara ara bu tarz denemeler içerisine de e, giriyordum. İşte Typeform'la bir A-B test e, şeyi yapıp, e, quiz yapıp, onun cevaplarını otomatik e-book olarak gönderen yapılarda bu tarz işte Zapier odaklı otomasyon araçlarını kullanıyordum. Şimdi biraz daha hani hem Airtable hem Webflow olsun aslında no-code'un e, o sırada tabii yapabilirlikleri de arttı ve ben de bu kısmına biraz daha fazla ilgilenmeye başladım. E, ben buradan aslında yine katılımcılara e, sorayım sizlere. E, sizin için no code ne ifade ediyor? Yani Yücel sen de başlayalım istersen. Çünkü yakın zamanda bir no code mobil uygulama yapma e, hikayeni paylaştığım bir e, flow'dunla beraber aslında ee, ...birçok insana bence... ...ya evet bu yapılabiliyormuş noktasında... E, ...ilham oldun ki bu da güzel... E, ...hani birçok yurt dışında... ...gördüğümüz güzel kezlerin... ...en azından Türkçe versiyonları anlamında... ...ilklerden birisiydi. Yücel senle başlayalım... ...senin için NoCode'da. Biraz bay ufak ufak... ...girdiniz ama ne ifade ettiğini... ...söyleseniz. Tabii tabii. ya yani şöyle... ...dediğim gibi ben teknik... E, ...altı yapıdan gelmiyorum ve... ...bir merakla da birlikte bir şeyleri ortaya çıkarmak noktasında eğer yazılım yapmak, donanım zaten zor da yazılım bir ürün sahibi olmak için aşmanız gereken bariyer çok fazla. İşte frontend, end terimleriyle karşılaşıyorsunuz, karşılaşıyor insanlar ilk başta girişimci olmak. Dijital, benim de dijital bir ürünüm olsun dediklerinde işte yazılımcı bulma yoluna gidenler var ve kendim öğrenmeliyim diyenler var. işte ben no-code'la yaklaşık iki buçuk günde bir mobil uygulama yaptım. Ya bu uzun süredir aklımdaydı ama nasıl yapacağım, nasıl yaparım diye böyle kafamda dönüyordu sürekli. En son dedim ki tamam bu hafta sonu boş, bu hafta sonu oturacağım ve yapacağım. Ve burada da e, ben bunu yaparken e, nasıl yapılacağını da e, kaydetmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Ama anlatmak için de e, önce bir şey yapmak lazım bence. Çünkü hem e, bilmediğiniz bir şeyi anlatmak e, hem riskli hem biraz da saçma. Çünkü hakim olamıyorsunuz bir soru geldiğinde o soruya e, doğru yanıt vermek yardımcı olabilmek için hakimiyetiniz olması lazım. Ama no-code'da e, bu o kadar da zor değil. Yani benim e, ya sürekli dokümanların yeni çıkan özelliklerini takip ediyordum kullandığım platformu. Ben Glide'la yapmıştım o mobil uygulamayı. E, yani tabiri caizse sürükle bırak mantığıyla çalışan bir mobil uygulama yapma, ürün yapma aracı. E, bütün no-code araçlarında da aslında bu basitlikte. Yani benim gibi teknik olmayan kişilerin kullanabileceği e, seviyeye getiriyor. Eee Ryan Hoover'ın çok güzel bir yazısı vardı. No-code'un yükselişi diyor. Orada aslında ya bizde e, özellikle işletme iktisat okuyanlar bilir. Biz işte geliri tabana yayıcı yayacağız. İşte ekonomiyi e, gelir paylaşımını sürekli bir tabana yayma e, konuşulurdu. Burada da aslında üretkenliği, yaratıcılığı tabana yayıyor. yani bir ürün çıkarmak işte 100 kişiden ikisinin e, becerilerini e, becerileriyle yapabileceği bir şeyken artık 100 kişinin yüzü de vaktini ayırabilirse ortaya çok çok basit bir şekilde, hızlı bir şekilde bir ürün çıkarabiliyorlar. Bu konuda beni çok heyecanlandırıyor. Özellikle girişim fabrikasında da, Özyeğin Üniversitesi'ndeki girişimci olmakla ilgili ilgilenen kişiler de bize geliyor. Şöyle bir baktığımızda 10 kişinin, 7'si, 8'i belki de teknik olmayan taraftan geliyorlar. Ve bize fikirlerini anlattıklarında çok güzel, harika yapılabilir bir ürün. Ama bunun için ee, öğrenmem lazım, yazılımı öğrenmem lazım yoksa bir yazılımcı aramaya başlamalıyım noktasında e, bir yol ayrım var ben öğrenmeye başlayayım dedi mi orada çok uzun bir süre heves kaybol kaybolabiliyor ee, motivasyon her zaman en yüksek seviyede olmuyor onun bir devamlılığı olması lazım sonuçta işte bunun e, sunucusunun kurulması e, bir süre eğer fikre göre de değişir ama e, önce bir altyapısının e, nasıl olacağına karar verilmesi lazım ya da ben bir kurucu ortak bulayım, bir yazılımcı arkadaşla birlikte bu projeyi yapayım dediğinde projeyi bir kenara bırakıp e, arkadaş aramaya çıkıyor. Ve bu da aslında zaman e, ve efor kaybettiriyor. Bir süre sonra da motivasyon kayboluyor. Ama no code özellikle bu e, hacker olmayan hipsterlar, belki hustlerlar da e, şey yapabilir. E, hacker olmadan ya da e, bir yazılımcı bulana kadar e, belki de yazılımcıyı ikna etme noktasında e, güçlü bir argüman olarak bu prototiplerini MVP'lerini basit işlevsel ürünlerini e, ellerine alabilirler sonuçta ya ben dediğim gibi mobil uygulama yaptık e, bu fikir aşamasındayken insanlara gidiyordum böyle bir fikrimiz var nasıl olur e, kullanır mıydınız İhtiyacınız nedir çok e, böyle gri bir alan orası aldığınız geri bildirimler çok işe yaramıyor e, size ya sadece fikri olan bir çocuk e, gözüyle de bakabiliyorlar ama siz kullanıcının, müşterinin bakın biz böyle bir şey yaptık ne düşünüyorsunuz dediğinde aldığınız geri bildirimlerin kalitesi belki de 10 kat artıyor ve insanlar siz bir şey yapmışsınız, emek harcamışsınız ve fikrini soruyorsunuz. Orada bir yardımcı olma şeyi geliyor insanlara. Ya ben yardımcı olmalıyım, ben yardım edemesem bile şöyle bir arkadaşım var belki o size yardımcı olur, o sizi anlar deyip yönlendirme ihtimalleri de çok çok fazla artıyor. Yani sizin e, ortaya, ya, sıfırdan bire gitmek sürekli burada e, verilen bir örnek. E, sıfırdan bire gitmesi çok zor. Gerçekten çok zor. Yapan bilir, yapamayan bilir. E, ama işte bunu okut. Bu sıfırdan bire getirecek. Artık birden e, yüze çıkarken orada farklı stratejiler konuşur ya yani Bu girişimcilik açısından böyle. E, ama bence bu yaratıcılığı, makerlığı tabana yayması noktasında bence çok kıymetli. Çok da heyecanlandırıyor beni. Evet, aslında benim bir sonraki sorumdan da güzel e, sorumada şimdiden cevap vermiş oldun aslında. Hani, no-code girişim sürecinin neresine oturur diye e, soracaktım ama bence gerçekten hani o bir şeyi yapmadan önce insanların e, deneyimleyebileceği kadar e, çalışan en azından bir şeyler ortaya koymak. E, Boraz, hani bahsettiğin konu o validasyon sürecinde yani buna pazarda ihtiyaç var mı sürecindeki güzel bir nokta. Ee, bir yandan da ben ona da bir ekleme yapayım yani insanların eline çalışan bir şey verdiğin zaman insanların onu tekrar aramalarıyla alakalı da bir şey de elde ediyorsun yani hani bir retention oluşuyor mu yani sen bir uygulama sundun insanlara atıyorum 100 kişiye ve bu 100 kişiye anlattın uygulamanı de dedin ki bakın böyle download edebilirsiniz şu işe yarıyor ve iki hafta içerisinde bu 100 kişiden kaçı tekrar bu uygulamaya ee, o ihtiyacı karşılamak için girecek de yine benzer şekilde benim uygulamam kullanılacak mı noktasındaki güzel şeylerden biri. Çünkü şeyi e, hani bir bak bir bununla, bununla alakalı yorumlarını yap kısmını aslında PNG'lerle de yapabiliyorsun. Yani böyle PNG'leri birbirine bağlayıp bir app haline de getirebilirsin. Ki no kodla yaptığın onun bir tık daha iki tık daha şey üstü oluyor. Çalışır hale oluyor ama tekrar hani o çalışan kısımda Kişilerin davranışları neler? Data, o datayı ölçerek e, evet gerçekten burayı düzeltmem lazım. Ya da insanlar sadece buna bakıyorlarmış, bununla ilgileniyorlarmış çeki içinde. Önemli bir nokta. Fırat sen ne diyorsun? No code senin için ne anlama geliyor? Tabii diğer soruya da ufaktan girebilirsin. Hani girişimcilik dünyasında sence nereye oturuyor no code? Ya şöyle söyleyeyim. Ben aslında girişimciliği bir başlı başına bir hikaye olarak görüyorum. Yani aslında bir hayat hikayesi gibi. dolayısıyla 10 yılda, 12, 13 yılda benim gördüğüm şey hep girişimlerin doğup büyüyüp battıklarıydı. Ya bunun için zaten çok geniş teoriler de var. Hani e, Seth Godin'in dip kitabında da anlatır ya da internette hani ölüm vadisi dediğimiz bir alan vardır. Girişimci e, bir işe başlar ve e, o iş onu bir ölüm vadisine, bir dip noktasına doğru götürür. O dip vadisinden eğer çıkabilirse işler büyümeye başlar ve bu girişimlerin de zaten hani beş yıllık süreçte bile önemli bir kısmı batıyor ama en azından o ölüm vadisinden kurtulmuş olur. Bence no-code işte bu ölüm vadisinden bizi kurtaran bir sandal gibi bir e, araç diyebilirim. Yani o geliri ve artık üretkenliği bir şeyler yapabilme imkanını tabana yayması çok önemli. Ona da e, yücelinden hani altın çizmesi bence gayet iyi oldu. E, çünkü hepimiz artık bir şeyler üretebiliyoruz. E, daha az sermaye ile e, daha fazla kullanıcı geri bildirimi toplayabileceğimiz bir ürün çıkarmamızı sağlayan bir şey no code yani kavramsal olarak tek bir şey indirgemek mümkün değil zaten kısaca böyle özetleyebilirim yani no code dediğim gibi o ölüm vadisinden bizi kurtaran şey daha az sermaye ile daha güzel bir ürün en azından başlangıç zaten bunu hani siz de Türkiye'de anlatıyorsunuz MVP müşteri deneyimi, bütün bunları anlattığı süreçlere çok oturan bir şey. Sadece biraz daha bunu hani teknik olmayan insanları ya da kodlamayla vakit e, harcamadan da yapabilmemizi sağladı. E, Fırat orada Yücel Haslır diye bir şeyden bahsetti ama Hı. sen istersen onu e, Yücel'e ekleme yapacaktım ama sen daha iyi tan tanımlayabilirsin gibi geliyor. Kime deniyor Haslır diye? Yani Haslırlar de... biraz evet. Ee, tam manası dolandırıcı anlamına gelmiyor aslında değil mi yani hani o kim five startups'tan birisinin söylediği bir şeydi galiba. Dev ben Dev oluyorum. Dev McClure'un sözü olabilir ee, tam <laughs> emin kesin söylemeyeyim ama yani Hasler'la biraz daha böyle günlük e, ya da hani hızlı bir şekilde o ne bileyim hani büyük organizasyonlarda kurmadan hızlıca bir şeyler yapıp e, ve bunu hani belli trickleri kullanarak yapan kişiler gibi özetleyebiliriz. Ee, yani o hustling süreci de çok bitmez zaten ki hani sürekli bir şeyler yapma e, çabası içerisindesindir ve o süreç içerisinde hani belki hani temel hedef de büyük bir organizasyon kurmak olmadığı için e, ve hızlı davrandığın için bazı şeyleri bazen de eksik yapabilirsin. E, bunun için o bu süreç aslında bir böyle bir sirkülasyon gibi sürekli devam eder böyle e, yani bir nevi aslında no code insanları bu hustling sürecine çekmişte oluyor ee, orada şöyle bir durum da var çünkü eğer e, daha büyük bir ürüne odaklanmaya başlarsanız o sizin vaktinizi daha ciddi bir şekilde alabilir ama ben bugün ya benim yaşadığım sorunlardan birisi de o aslında yani no code araçlarla elimdeki imkanlarla ve aklımın yettiği kadar bir şeyler yapabileceğimi e, günde üç kere düşünüyorum e, ve aklıma yeni bir fikir geliyor ve onun peşine gidiyorum gibi e, yani bu süreçte böyle. o no yöneldiğinizde dikkatinizin dağılması riskini de göze almak lazım. Ee, yani ya de aslında biraz eee no code birlikte belki büyüyen üzerine giden bir şey. Tabii o hatalarımız. Bizim şirkette de şey kepsi var arkadaşlarımızın zaten. Bu hani klasik bir şey kepsi var ya. Bir kızla sarılmış giderken arkasını dönüp diğer kıza bakma şey işte o yandaki arkadaşımız için şu an üzerine çalıştığımız proje diğer baktığımız arkadaş içinse yeni no code proje şeklinde ki dediğin çok doğru gerçekten yani e, işin yapılabilirliğinin kolaylığının artması da aslında belki herhangi bir fikre odaklanmayı e, azaltan bir şeyde dönüşebiliyor. Öyle bir problemli e, tarafı da var e, ki. Aslında Day McClure şey demişti galiba yani yine o sırada baktım. Bir e, girişim için bir e, designer'a, bir hackera, bir de hustler'a ihtiyaç var. Yani bir tasarımcı bir hacker derken orada tabii ki hani çok hızlı ürün üretebileceğimiz e, ürün yapabilecek kadar uçuracak bir kodur diyelim. Yani e, gerçekleştirecek arkadaş. Hustler da aslında bu fikri sağa sola satabilecek. E, hem o insanları bir arada tutup bakın satıyoruz satıyoruz deyip hem de e, dışarıya aynı e, şeyi verecek. Bu arada Alarko Holding'in kuruluş hikayesini de yani e, İsa Kalaton mu Üzeyir Garit dedi. Bence bir benzer bir şey var. Yine Fırat sen öyle bir e, o kitap Lüzumsuz Adam kitabı ile ilgili paylaşımlarını hatırlıyorum. Hı hı. E, İsa Kalaton satış tarafında olduğu için yani e, Üzeyir Bey de teknik tarafta olduğu için o ilk satış mesela şey diyor hani ortağıma da satabildiğimi göstermek açısından da çok şeydi, önemliydi ve o, onun üzerinden ilk küçük işimizi yaptık ama böyle böyle büyüdük gibi güzel bir e, yönlendirme vardı. Ya yaptık. o has, hastır zaten e, böyle biraz nasıl diyelim hani senin dediğin gibi satış yapma konusunda da yeni yerler bulup oralara girip çıkma konusunda da çok e, kasları gelişmiş birisi olması lazım e, ki bunun için de hani şu anda internet böyle hani Alice'in Harikalar Diyarı gibi e, Hı -hı. çok böyle zenginlikler ve ilginç dünyalar barındıran bir yer. Ee, yani hani bu profil bize uygun mu ya da hani çalışmak isteyen kişiye uygun mu? Bunları tabii iyi sorgulamak lazım. Ee, <laughs> hani o hacker ve belki designer kısmını biraz önce yücelin de söylediği gibi ne no-code araçlar biraz daha e, arka plana atabiliyor. E, bu noktada da hani tek başına hastlar ve no-code araçlar gibi bir dünya kalıyor. E, ama o orada hani nereye gideceğimizi gerçekten iyice düşünmemiz lazım. Tam Hı -hı. burada bir ekleme yapmazsam olmaz e, demiştim bizim bir mobil uygulama yapmıştık. O mobil uygulama aslında bir Tinder uygulamasıydı ve kurucu Hı -hı. ortak arayanları buluşturan bir yapıda olsun istemiştik. Üç personamız vardı bizim hacker, hipster ve Hustler. Bu üç persona Hı -hı. birbirini buluyordu, sağ kaydırıyordu, sola kaydırıyordu. E, onu biz çok ilerletemedi. Yani 1000 kullanıcıyı açtı, 2000 kullanıcıya ulaşamadı biz de o dediğim 6 aylık ürün geliştirme sürecini orada öğrendik işte sıfırdan öğrendik. Dört kişilik ekip, üçü yazılımcı. ürün geliştirmeyi öğrendik. Biz aslında e, prototip yapalım, basit bir şey olsun diye yola çıkmıştık ama çok dallanıp dallanıp budaklandı bir ürün çıkardık biz işte 6 ay 7 ay sonunda. ve şey oldu daha fazla geliştirme yapmamız gerektiğini fark ettik ve orada bıraktık. İşte arkadaşım Berlin'e gitti, ben İstanbul'a geldim İzmir'den. Derken hmm. işte bu Şubat-Mart aylarında biz bunu no codela yapsak mı diye bir konuştuk kendi aramızda. O zaman da şeydi biz bir basit bir formla ya da bir chatbotla alalım insanları e, bilgilerini e, Kimi aradığını soralım. Eğer o kişi bizim veri tabanında varsa oraya otomatik işte send gridi bağlayalım. Hatta baktık, araştırdık e, otomatik mail atalım diye e, konuştuk. Yapmadık tabi e, vakit e, yaratamadık ona. Daha sonradan e, ben bir bir ay önce falan çok benzerini şeyde gördüm. Prodakant'ta gördüm. işte upvotladım, e, tebrik falan ettim. Yaptıyan çocuklar para da kazanıyorlar ufak ufak. E, ve çok daha kısa sürede yapmışlardır eminim. Belki 2-3 haftada çıkardılar o evet. ürünü. mesela 4 kişilik bir ekibin aslında 6 ayını göründüğü bir iş. E, bu hani olmamasıyla alakalı ki bir sürü proje deniyoruz olmuyor. E, bir sürü neden neden olabilir. Ama şey istatistiği var ya hani başarısız olan startupların yüzde 42'si aslında bir pazarda karşılığı olmadığı için başarısız oluyor. Yani siz o fikrin büyüsüne kapıldığınız zaman herkes o fikri kullanacak, herkes aşık olacak benim gibi işte kesin şuradaki şu acıyı dindireceğim diyorsunuz. Ve bu her 10 case'in 4'ünde aslında hedef kitlenizde öyle bir acının olmadığını veya para verecekleri kadar büyük bir acı olmadığını Anlamış oluyorsunuz. İşte burada aslında dört girişimcinin altı ayını e, bu işe gömmesi ki yaklaşık hani iki adam yıl anlamına geliyor bu gerçekten yerine e, bunun bir ay içerisinde bir iki ay içerisinde daha az eforla anlaşılabilir. Bu arada bilmiyorum hani sizin girişim belki de başka nedenlerden dolayı büyümedi. Bir sürü konu olabilir ama burada şeye bakmak lazım. İşte mesela Fırat'ın kitabı Başaranları yazıyor e, ve Başaranları okumak e, bizim için çok İlham ilham verici çok eğlenceli ama başarıların başarıların yöntemini birebir uygulamak seni başarıya götürmüyor. Yani Nevzat Aydın San Francisco'da yüksek lisans yapıp e, orada aklına gelen bir fikri ben bunu Türkiye'de yapsam diyerek Türkiye'ye gelip iki tane kurumsaldan ki hani tam hikayeyi yanlış hatırlıyor olabilir ama iki tane kurumsaldan arkadaşını ikna edip o üç kişi bir startup kurduğunda ki Türkiye'nin bence girişimcilik anlamında en büyük hikayelerinden birisi. E, buradaki çalışan yöntem tamam ben de gideyim San Francisco'ya ben de hani yüksek sans yaparken sağ sola bakayım ya da işte bir yere gideyim sağ sola bakayım orada fikir bulayım buradan geleyim iki kurumsaldaki arkadaşımı ikna edeyim de başarılı olayım noktasına götürmüyor bizi asla aslında ilham almak tarafında biraz da başarısızların e, başarısızlar derken böyle çok olumsuz bir ifadeymiş gibi ama bence başarmanın e, altında bir sürü başarısızlık yatıyor biraz neden fail ettiğini Anlatan insanları dinlemek de kritik. Ve burada mesela pazarda ihtiyaç olmaması çok çok büyük bir acı. Yani o işte bu araçlar aslında o pazarda ihtiyaç olmamasını da erken aşamada anlayabileceğimiz noktadalar. Ee, Yücel senin mobil app uygulaması hikayene geçeceğim ama Glide'la yapmıştın. Sonrasında V1 diye bir şey çıktı galiba. Takip etmişsindir belki. Yani Pekaton yaptılar. Frap paylaşmıştı evet. sitesinde. Frap. Yani Frap bir, bir şey diyorduk. Hı hı. Ee, yani bu no kod araçları hekatonlar için böyle e, çok güzel bir e, meç olacak. E, i̇şte hekatonda 24 saatte, 48 saatte bir ürün e, çıkarmaya yönelik e, genelde şey, challengelar oluyor. E, no kod araçları da e, bunu çözecek. Yani ben çok e, denk geldim. Hekatonda daha fikir belli değil, ürün hedefli, hiçbir şey konuşulmamış. E, kenarda birisi oturmuş kod yazıyor sıfırdan ve veri tabanını oluşturuyor. E, ama burada no kodla çok hızlı bir şekilde işte bir gün ee, ürün geliştirme e, ürün nedir? Onu karar verdikten sonra diğer gün hızlıca no kodla ortaya bir şey çıkarabilirsiniz derken e, no code araçları kendi hackathonlarını duyurmaya başladı. Ve Fırat daha çok e, incelemiştir, o konuşsun. E, güzel oldu yani ödül de veriyorlardı. Bilmiyorum Türkiye'den çok katılan oldu mu e, ama hı hı. güzel bir e, şey oldu, sinyal oldu bize de. Aynen Fırat'a burada seyredebiliriz ama öncesinde Makerpad'i de takip etmelerini tavsiye ederim. Mesela Makerpad'in bu ay Bubble'la alakalı bir şey var. Birincisine iPad verecektir ama bence bu tarz hani yarışmaların ödülleri orada 500 dolar bir iPad vesaire çok motive edici değil. Oradaki motive edici nokta gerçekten dünyadaki birçok insanın böyle o bir ay boyunca bir şeyleri üretmek için bir araya gelmesi ki MakerPad'in güzel bir komünitesi de var e, web sayfasındaki komünite bölümüne baktığınızda ki Circle'la yapmışlar. Circle e, ki yine bir no-code araç. Çok yakında biz de Circle'la bir şey başlatacağız. E, ve yani oradaki o komüntenin içerisinde olmak, bir şey yaparken e, deneyimlemek ve orada o sırada öğrenmek. Çünkü hadi hafta sonu işte Bubble e, şeyi videosu açayım da e, izleyeyim. Çok ee, kolay bir öğrenme yöntemi değil. Yani benim şu ana kadar gördüğüm Webflow University hariç harika bir eğitim tarafı olan e, no tool da yok. Ama böyle bu tarz komüniteler çok daha iyi yapıyorlar bu işi deyip Fırat sana şey yani şöyle <laughs> v, v yani, V1 Hackathon Hı -hı. evet yani V1 Hackathon e, o da ne, Glide gibi aslında mobil uygulama yapma işini e, tamamen kodlama yapmadan sürükle bırak ve bazı mantıksal e, eşleşmelerle hayata geçirmenizi sağlayan bir ürün. Onlar yirmi, yani 24 özür dilerim 48 saat gibi bir süre içerisinde bir hekatonla e, daha doğrusu 72 saat olması lazım 72 saat süresi süresi içerisinde e, kendileri o araç ücretsiz kullanmasını izni verip bir mobil uygulama geliştirmesini istedi e, nokut e, üreticilerinden diyelim e, ve bunun sonunda dediğim gibi hani 500 dolar gibi çok da büyük olmayan bir ödül koymuşlardı. Ee, hani geçmişe baktığımızda Türkiye'de işte Smart Face diye mesela Simbiyum ve farklı e, noktalara da gidecek e, çoklu platform uygula mobil uygulamaları geliştirmeye başlayan sistemler vardı ama hani bugün işte Glide olsun, V1 olsun bugün e, Universe diye bir uygulama gördüm, Mac uygulaması galiba, iOS'e sanırım e, uygulama yapmayı da sağlıyor. E, bu tür araçlar aslında hem mobil uygulama geliştirme süreçlerini kısaltıyor. Zaten hani bugün geldiğimiz noktada bunlar 15-20 sene öncesine kadar şöyle bir durum var. Eskiden daha çok büyük taşlar yerine oturdu. Bugün ise artık çok mikro ölçekteki girişimler ve araçlar hayatımızdaki yerini alıyor. İşte mesela Airtable bunun hani veri tabanı tarafındaki bir örneği diyebiliriz. Artık hani veri tabanı oluşturmak için saatlerce kod yazmaya bir sürü şey öğrenmeye gerek yok. AirTable'ın belli mantık şemalarını öğrendiğinizde aslında bir şey inşa ediyorsunuz. E, bunu yapmayı hmm. sağlıyor. Geçmişte bu zaten hani o statik web sitelerinden dinamik web sitelerine geç sürecinde e, bunu daha teknik bir şekilde yaşamıştık. E, Bora Fırat, önceki hazırladığım sorulardan ek olarak bir soru daha soracağım sana. Tamam. Indie Hacker konusuyla alakalı ne düşündün ama önce Yücel'e sorayım sonra e, sana tamam. sırada düşünme şey vereyim. Çünkü o küçük küçük girişimcilerden yani küçük, küçük derken bu bireysel girişimcilerden e, bir küçük e, şeyler üretip onları büyütme aşamasından mesela bahsederken galiba indie hacker'ları e, atlamak olmaz ama dediğim gibi e, sana soracağım ama öncesinde yücel sen mobil geliştirme sürecinden biraz daha bize bahsetsin. Hani biraz girmiştin tabii, tabii. ama Hı -hı. E, sonrasındaki planlarını anlatırsan süper olur. Tabii ya öncelikle indie hacker'lar beni çok çok daha fazla heyecanlandırıyor. Onlar bir tek başına bir ürün yaptığını ben 5 milyon dolar almış bir girişim haberini okuduğumdan daha çok e, beni tetikliyor heyecanlanıyorum. E, dediğim gibi ben de de sürekli bir şey yaratma e, şey ateşi hala içinde yanıyordu. Tamam biz bir mobil uygulama yaptık ama daha fazla kişiye e, üretmek ve e, çok fazla İngilizce e, bir birçok içerik var non kodla ilgili ama bunun nasıl yapılacağını e, kimin yapması gerektiğini kimin yönelmesi gerektiğini hakkında e, yeni yeni işte sizin fıratın içerikleriyle birlikte, Türkçe içerikler yeni yeni başlamaya başladı. Ben de dedim ya normalde Medium'da yazıyorum. Bunu dedim e, Twitter'da yazayım ki daha çok kişiye ulaşsın. Çünkü orada verilmek istenen mesaj. Ben gerçekten kendime e, bir challenge koymuştum. Ben bu hafta sonunda bu uygulamayı yapabilir miyim? E, Glide'ı tabii daha öncesinde de e, dokümanlarına bakıyordum. Allah Allah yapılıyor mu gerçekten bu uygulamalar e, diye çok incelemiştim. En son dedim ya bırak artık incelemeyi. Otur bakalım yapabilecek misin? Oturdum. E, ya Cuma akşamı e, dahil e, şey yapmaya başladım, uygulamayı araştırmaya başladım. Ben bir kürasyon uygulaması yaptım. E, şimdiye kadar e, Medium'da, Twitter'da, e, blog yazılarında, yer işaretlerimde olan e, girişimcilikle ilgili tüketilmesini önerdiğim, hep ayrı ayrı önerdiğim içerikleri curate ettiğim e, 200'den fazla yazı vardı. Bu yazılarda yanlış hatırlamıyorsam 140 farklı kişi tarafından yazılmıştı. Benim bu iki buçuk günümün e, yaklaşık iki günü bu Google Spreadsheet'ini yani bir Excel şablonunu düzenlemeyle geçti orada yazar adı yazılı linki gerekiyorsa yazarın profil fotoğrafının linki kategorisi kendime göre kategoriler ayırdım ve bu istediğim kategorideki istediğim yazıyı linkiyle profil fotoğrafıyla birlikte çekme işlemini ya yani normalde işte MongoDB kullanıyorlar SQL kullanıyorlar yazılımcılar bunun belli sistematikler, belli bir öğren, öğrenme eğrisi var. Ee, hadi ince bir veri tabanı kuramıyordunuz ee, ya da kurulduğunu bilmiyordu. Benim e, çok fazla SQL e, hiç e, işine yaramayacak olsa bile SQL eğitimleri alan arkadaşlarım da oldu. Yani neyse çok basit bir şekilde ben günlük hayatta kullandığımız Excel'in e, Google versiyonu, Google Spreadsheet'e bütün verilerimi yazdım. E, basit bir arayüzle, sürükle bırak mantığıyla e, buradaki verileri çektim ve e, Publish dedikten sonra web'de çalışan e, istiyorsanız mobile de aktarabileceğiniz bir mobil uygulaması ortaya çıktı. İşte işte ardından ben bunu nasıl yaptımla ilgili e, içerikleri e, yazıyı düzenlemeye çalıştım. Orada da kayıtları Loom'la aldım. Loom da aslında sizin video içerik üretebileceğiniz bir no-code tool olarak da geçiyor. E, online eğitimlerin içeriklerini hazırlarken herkes kullanıyor artık. E, yani orada çok basit gerçekten e, çok temel düzeyde, başlangıç düzeyinde bir Excel bilginiz olursa zaten bir öğrenme erisi diye bir şey kalmıyor. Çünkü siz o Excel'deki e, basit relationları, sütun çağırmayı, oradaki veriyi e, başka bir sayfaya aktarmayı biliyorsanız zaten bence dokümanlara bakmaya bile gerekiyor. Gördüğünüzde anlıyorsunuz. Airtable bence, e, Airtable entegrasyonu yok sanırım Glide'da var. E, olsaydı ya olsaydı da belki yeni çıkmıştır. Eee ya Airtable gerçekten yeni bir soluk getirdi. Onlar da yeni yeni özellikler ekliyorlar. yani çok güzel şeyler olacak o tarafta. Ben daha da bu basitlikte daha da fazla karmaşık işlemi, veri çağırmayı yapabileceğimizi düşünüyorum. ya dedim ya, bunu daha detaylı anlatırız tabii sizin eğitimin 6. ya da 8. haftasında tam onu yanlış söylemiş olmayayım. Orada ben bunu bir vaka olarak anlatacağım. Ee, tabii orada temalar da var. Siz e, ya diyelim ki bir podcastiniz var, Podcastinize özel bir e, web sayfası uygulama yapmak istiyorsunuz, sadece sizin e, içerikleriniz olsun. Orada hazır temaları var zaten, şablonları var. Onu kullan dediğinizde siz e, hemen e, sadece o Excel'deki verileri, e, isimleri e, ve belki de RSS linklerini güncelleyerek e, hızlıca bir mobil uygulama yapabiliyorsunuz. Ben Glide'i tercih ettim. Biraz daha kolaydı. Ama Adola gibi araçlar da var. Tankable var. Onlar Tankable'dan emin değilim. Ama Adola size APK veriyor. Ya da iOS'a yükleyecekseniz onun evet. is tam adını unuttum. Formatın adını oraya uygun formatını da veriyor. Siz ya da web uygulaması yaptınız. Ya yani bizim şu an günlük hayatta kullandığımız birçok mobil uygulama aslında web tabanlı çalışıyor. Biz çoğumuz bunu fark etmiyoruz. Hem teknik anlamda da ee, güzel e, avantajları var bunun, onu geliştiren ekip açısından. Ee, siz de bunu işte Bionluk gibi freelance platformlarında e, orada arkadaşlar var çok e, cüzi e, fiyatları bunu sizin yerinize Android'e ya da iOS iOS'ta yayınlayıveriyorlar. Yani ben e, app yapacağım, native olacak e, demenize gerek yok. Ya ben kesinlikle önce webten başlardım çünkü öğrenmesi canlıya alması. Çok çok daha kolay. Bilmiyorum tam yeterince detaylı oldu ama oldum ama eklemede şey yapabilirim. Işte linki tekrar paylaşalım senin e, bu floodunun linkini e, YouTube'da şey olarak, koment olarak ki arkadaşlar ya da işte sosyal medyada e, hani bilmeyenler için de ya da bu yayını sonradan izleyecek arkadaşlar için de güzel bir e, akış olacak. Bu arada hani birkaç not aldım hani sen anlatırken e, bunlardan biri. Aslında bu alanda şöyle bir potansiyel daha var. Ee, i̇şte şu an dolar ile kazanmakla alakalı ciddi de bir e, girişimleri görüyoruz. Ben hani birlikte ihracatı e, görüyorum. Yine Zekeriya'nın güzel bir flow'u beraber başlattığı bir yapı var. Ve hani bu toolların, bu üzerine konuştuğumuz Eirtable'la e, alakalı toolları Afwork'ta aradığınızda, e, yani Airtable Engineer diye bir şey olduğunu görüyorsunuz. Yani artık e, çünkü bunu e, bir otel ziyaretçilerinin listesini tutmak için de kullanabiliyor. Bir okul kayıt olanların şeyini tutmak için kullanıyor. Ve sonrasında şimdi senin de az önce dediğin gibi Airtable üzerine kodlama getirdi. Yani scripting getirdi. Aslında bir no code tool'dan low code tool'a dönüştü. Ki ben de ilk scriptimi yani eğitimlerimiz için yazdım. Yani eğitim satıldığı zaman EasyCode'dan bir mail geliyordu. Onu Zapier'le parse ettim. Ee, ve içindeki maili aldı, içindeki kişiyi aldım yani işte Mustafa Dalcı bu eğitimi almış, bunu yapmış. Şimdi ona onu parçalayıp Airtable'a attıktan sonra Airtable'da şu otomasyonu yapıyorum. Yani şu eğitimi e, başarıyla aldınız vesaire. diye Şimdi onu Circle'a e, ilgili eğitim grubuna dahil edeceğiz falan gibi. Aslında böyle otomasyon e, yapılarını e, kurabiliyoruz. E, bu birinci notum. İkinci notum aslında şey hani no code'dan bahsederken. Ee, tabii ki ben de hep yani sizler de hani bunu bilmenize bunu şey yapmanıza gerek yok diyoruz ama no code aslında e, yani siz zaten biliyor olduğunuz için yani yolda biraz öğrendiğiniz için de hepimiz yolda öğrendiğimiz için yani SQL'e oturup delicesine SQL çalışmamıza ya da SQL e, işte tablolardan veri çekmek için SQL kullanmamıza gerek yok. Ama bir ilişkili veri tabanının nedir? Zaten o no-code araçları kullanırken öğreniyorsunuz. Evet. Yani burada yazılım yazılımı bilmemek değil bu aslında. Yani bir API nedir? Hani veriyi nasıl işaretliyor? İşte web nasıl çalışıyor? Yani bunları tamamen bilmeden işe girmekten de bahsetmiyoruz. Yani, hani no-code demek değildir ki kodlama ile alakalı hiçbir şey bilmeden ben ee, atlayacağım. Ama zaten yolda o araçların size öğrettiği yapılar olduğu için e, şey çözüyorsunuz yani ilişkili veri tabanı nedir çözüyorsunuz ya da başka şeyleri çözüyorsunuz o da yine şey diyebiliriz yani yazılım geliştirme ile alakalı temelleri bir yazılımcı kadar değil asla ama temelleri bu tool'larla beraber de öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi e, Fırat'a girişimciliğin neresinde diye soracağım ama biraz da indie hacker'ları da sormak istiyorum. Yani onlarla alakalı e, yorumları neler Fırat? Yani hem no-code girişimcilikte nerede hem de Indie hackerlık da nerede, indie hackerlık girişimcilik de nerede diye böyle üçlü bir sorum olsa sana. Çok teşekkürler. ya Indie hacker aslında indiehackers.com diye bir web sitesi de var. Biraz orasının da körüklediği bir e, kavram olarak gelişti. Bir de Peter e, Levels diye bir arkadaş var. E, bu dünyada remote yani uzaktan çalışan girişimcileri böyle hani idolu gibi bir şey. Çünkü kendi kurduğu web siteleriyle işte remote okay... Ve bunun yanındaki birkaç girişimle tamamen bağımsız bir şekilde tek başına geliştirdiği ürünlerle e, çok ciddi gerilere ulaşan bir kişi. Hani indie aslında hani indie müzikte de vardı biraz bağımsız takılan e, girişimcileri e, te, e, temsil ediyor diyebilirim. Yani burada biraz daha hani o solopreneurlik gibi tek başına kuruculuk gibi de var ama orada tamamen tek başına e, iş yapan insanlar yok. Yani zaten IndieHackers.com bize çok iyi bir e, veri tabanı sunuyor bu anlamda araştırma ve keşfi yapabileceğimiz. Ne kadar kazanıyorlar, kaç kişiyle, tek kişiyle mi yapmış, iki kişiyle mi, kodlama kullanmış mı, kullanmamış mı? Yani IndieHackers kavramı biraz daha, e, yani no-code araç da kullanabilir ama kullanmayanlar da var. E, tek başına değil bağımsız değil bir mi? şekilde, belki konum bağımsız olmasını söyleyebiliriz ama bu e, yani hani tamamen bambaşka bir yerde olması da gerekmiyor. Çünkü o Peter Levels işte şimdi Bali'de yarın başka bir yerde olabilir. Ee, ama normal çalıştığınız şehirde. ekleme... Türkiye'den, ek... Türkiye'den birkaç girişim var galiba değil mi Fırat? Yani birkaç girişim gördüm orada yani eee hikayeler anlatan user guiding'i gördüm diye hatırlıyorum. Bilmiyorum sen daha iyi takip ediyorsundur. Evet yani o orada orada dediğin gibi ben hani user guiding tarafı da anlatabiliyor. Onlar e, zaten Quora tarafında da mümkün olduğunca aktif olmaya çalışıyorlar. Ee, çeşitli girişimler var. Ben bazı daha büyük gördüğüm girişimlerin de orada e, bilgiler paylaştıklarını gördüm. Röportaj tarafı var mesela. O tarafta da gerçekten e, çok faydalı içerikler paylaşılıyor. Dediğim gibi Indie biraz daha e, bağımsız şekilde no-code araçlar olsun ya da olmasın e, kendi girişimlerini kuran, geliştiren ve bunları aslında şeffaf bir şekilde de paylaşan e, çok daha kurumsallaşmaya dönük olmayan e, girişimcileri temsil ediyor diyebilirim. Hani bunlar girişimciliğin neresinde sorusuna gelecek olursak aslında hani gerçekten bir girişimcilik modeli olarak işlenebilir. Yani bugün mesela korona nedeniyle artık herkes büyük şehirleri de nispeten terk etmeye başladı ve büyük şehirlerde olanlar da evden çalışmaya başladılar, ofise daha az gitmeye başladılar. Artık o bağımsızlık hani başlangıçta no code ne ifade ediyor dediğimiz noktada da benim söylemek istediğim şeylerden birisi de aslında oydu aklıma gelen. Hani özgürlüğü biraz daha ifade ediyor. Çünkü siz kendi başınıza bir şeyler yapıp bunu satabildiğinizde hayatınızda istediğiniz şekilde organize etme şansına kavuşuyorsunuz. Yani ben bugün Kars'tayım örnek veriyorum. E, Kars'tan da bir şeyler yapabiliyorum. Birisi İstanbul'da işte Esenler'den Mecidiyeköy'e gitmeden de bir şeyler yapabiliyor. Ya yani endüstriyel dünyası o anlamda o özgürlükle birlikte aslında bir gelir ve kazanç dünyasında oluşturduğu için gerçekten girişimciliğin hani şöyle diyelim girişimcili erken aşama ileri aşama gibi sınıflandırsak süreçlerini evet biraz daha erken aşama noktasına tekabül ediyor belki kurumsalda çalışarak bir endüstriyelin kazandığı noktadan yani 10 yıl sonra belki daha fazla kazanabilirsiniz ama bunun tabi farklı getirileri var farklı imkanları var ve sürekli bir öğrenme süreci zaten bugün bizim konuştuğumuz senin dediğin gibi hani işte Mustafa Bey sizin eğitime gelip yarın bin dolar kazanabilecek miyim diye bir dünya yok ee, gerçekten bir şeyleri bilmek gerekiyor yani bugün biz bir şeyleri anlatırken bundan önceki işte 5-10 yıllık süreçte öğrendiklerimiz üzerine anlatıyoruz bazen bize kolay geliyor gibi düşünsek de aslında bunun bir öğrenme süreci var Birçok şey öğrenmek gerekiyor. Ben onun için bazen ya başkaları da bunu biliyordur ya da kolay gibi düşündüğüm şeylerde bile hani karşı taraftan tam tersi tepki alabiliyoruz. Hani biz öğrenmişiz biliyoruz ama hala işte SEO nedir en basitinden Hı. arama motoru nedir diye arama satırını bilmeyen insanlar var. Yani bunlar için tabii ki bir öğrenme eşiği var. Bunları da hallettikten Hı. sonra hani bu indakers olma, hastır olma, no code, profesyonel olma süreci var. Küçük bir şey ekleyeyim ve bitireyim. Hani senin dediğin Airtable Engineer meselesini ben üniversiteyken, 2004'te ben girdim üniversiteye. Hani bakıyordum böyle hani ne olurum diye. İlk bilgisayarımız böyle arçelik, kasalı bir bilgisayar. Ee, Çok iyi yani. Ne olurum? <laughs> İnsanın kendine güzel sorduğu bir soru. Evet. Yani ne olabilirim diye bakınca ilk kasalı bilgisayarı abim bilgisayarıydı. Almıştık eve getirdik. Şey İstanbul'da yurda getirdik. Evet yani Photoshop ve hani web sitesi yapmayı öğreneceğim diye bir kendim düşünmüştüm ve sonra bir yandan böyle baktım Google'ın hani AdSense Analytics, AdWords gibi dünyalarını görüp şey demiştim hani ya Google mühendisi olmak istiyorum gibi hani çünkü Google'ın araçlarıyla çünkü orada bir ekonomi dünyası var. o işlerden para kazanabiliyorsun. Başkalarına da para kazandırabiliyorsun. Hani bugünün dünyasında da hani bir no code engineer diye bir tabir ortaya atsak hani çok da absürt olmaz diye düşünüyorum. işte Webflow'un şeyleri var. Vix'in tabiri caizse engineer'ları var. Yani buralarda üretici olmak ve bu ürettiğini satmak da bir model. Yani bugün nasıl danışmanlar ya da işte tasarımcılar emeğini satıyorsa orada da işte Webflow'a Airtable'a odaklanarak bunları yapmak mümkün. Çünkü bu araçlar da giderek derinleşiyor. Yani bugün işte Notion, Airtable, Zapier gibi araçlar gerçekten böyle kılcal damarlarına inilebilecek ...dünyalar oldu... ...bunu da eklemiş olayım. Bence Fırat VIX dedin mesela... ...VIX hani reklamlarından dolayı... ...falan ben anlattığımda genelde böyle... ...hani sanki TikTok kullanın... ...demişim gibi bir algıyla karşılaşıyorum ama... Wix'te şu an... ...sen kendi videolarını gayet oraya koyarsın... ...videolardan bir tanesini... ...preview olarak eklersin... ...geri kalan videoları... ...Easy Joe'yu bağlayıp satabileceğin bir yapı... ...kurarsın yani baya baya aslında hani sadece işte bizim amcaoğlunun dükkanının sitesini yapalım kafasında değil. Gayet içine blog ekleyebileceğin, içerik CMS e, şeyi item e ekleyebileceğin, işte ders ekleyebileceğin, eğitim ekleyebileceğin, bu sayfayı parayı ödeyenler görebilsin diyebileceğin e, sistemler oluşturmuş içinde. Yani dediğin derinleşme gerçekten hani oradaki oyun yargı Wix Engineer deyince belki insanlar şey dedi ya Wix ya şu hani hani şu YouTube'daki reklamlardaki şirket değil mi? O şirketin o kadar derinleşti ve onun üzerine ne kadar fazla kişinin gelir modeli kurduğunu bilseler gerçekten e, ve ya da geldiği noktayı görseler hiç e, an şeyi e, an cümleyi kullanmazlar. Aslında üç temel şeye ihtiyacımız var. Yani bir veriyi saklamak için yani konuşursak bir veriyi saklamak için Airtable tarzı işte e, yücel mobil uygulama Yaparken Google Spreadsheet kullandı. Başka bir yerde Excel kullanabilirsiniz. notion da şu an aslında yine veri tabanı özelliklerini ki Zapier entegrasyonunu getirdi. Bir veri tabanı, ya yani veri saklayacağımız bir yere ihtiyacımız var. Bir veriyi göstereceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Bu saklayacağımız ve göstereceğimiz yerler bazen aynı olabiliyor. Mesela Bubble bunlardan bir tanesini hem veri tabanı hem de gösterim olarak şey yapıyoruz. Ama Vix ya da Webflow gibi göstereceğimiz yerler ayrı olabiliyor. Şimdi sakladığımız yer, veriyi sakladığımız yerle göstereceğimiz yer birbirinden ayrıysa da bunlar arasında bir bağlantı kurmak gerekiyor temelde. Burada da Zapier, Integromat tarzı tool'lar aslında gidip buradan veriyi orada şey yapabiliyorlar. Yani şu an mesela Airtable'da bizde eğitimlere kaç kişinin kayıt olduğu her akşam 11'de Webflow'a update olarak, Webflow CMS'indeki eğitim e update olarak giriyor. Şimdi tasarımda düzenleme yapacağız ve şey diyeceğiz hani bu eğitimde 3 kişilik boş kontenjan kaldı. Ama bunu yapmak için dediğim gibi kayıtları Airtable'da tutacağız, tutuyoruz. Zaten kaç kişinin eğitime katıldığı belli. E, Webflow'da da bir tane CMS item açıyoruz. Diyoruz ki kaç kontenjan kalmış. Ve sonra da ekrana onu basıyoruz. Yani son 3 diye. Ve bunu yapmak e, yine yani herhangi bir kodlama, yani kod yazmadan yapabildiğimiz bir şey. E, biraz vaktimizi hani aşmadan son soruları söyleyeyim. Yücel ne tavsiye edersin insanlara? E, bu alanda e, hani, gelişmek isteyen insanlara? Ee, tavsiyelerin neler olur? Benim hani dediğim gibi bu üçlüye bakın. Veriyi sakladığın yer, gösterdiğin yer ve arasındaki bağlantıyı e, kuracağın yapıya bakın. Tavsiyemin haricinde var mıdır? ya no benim... kod... Aha, O yazıyı e, çıkardık da ya o Twitter'daki zinciri yazdıktan sonra gelen sorulara ben e, elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. E, i̇lk başta e, ya yani girişi fikrimi e, bir fikir olması çok da gerek yok yani buna girmek istiyorsanız ben sizin e, Fırat'ın kanalındaki o sohbetinizi öneriyorum orada çünkü çok fazla tool var, çok fazla detay derinlemesine açıklamalar da vardı o da güzel bir sohbetti e, ve belki bu videoda e, önerebileceğim bir kaynak olacak hala motive olamadılarsa e, özellikle bu indie hackerların e, ulaştıkları gelir özgürlüğüne e, imkanlarına bakmak istiyorlarsa indie hacker güzel bir örnek bir de Makeup.io var. Orada mesela tek özellikli, tek bir işi yapan e, birçok girişim var ve bu girişimlerin kurucuları da IndieCard'da olduğu gibi ne kadar e, nasıl yaptıklarını, ne kadar gelir elde ettiklerini açıklıyorlar. Yani bir no-code tool'uyla e, yani burada biz hep yazılım odaklı konuşuyoruz ama Gumroad isimli bir e, Sattık, tam veri tabanını yaptık. E, Fronter kısmını da, e, arayüz kısmını da ayarladık. Diyelim ki biz bir fiziksel ürün satmak istiyoruz. Burada da artık e, belki de herkesin kullanabileceği basitliğe inmiş, no-code araçlarının da belki de ulaşmak istediği noktaya e, varmış ürünler var. Bunlardan bir tanesi Gumroad. Gumroad'da yazılarını, orijinal içeriklerini e, satan arkadaşlar var. E, görsellerini, tasarımlarını, kodlarını ya da danışmanlık satan bile var yani mail bültenini artık maille göndermiyip Gamrodt'taki e, klasöründe güncelleyen kişiler de var onların da bir challenge'ı vardı yani burada e, fiziksel ürün yapıyorsanız o taraflara da bakabilirsiniz i̇şte mikro ihracat falan da konuşuluyor e, ben de denedim e, bir ara çok şey değil zor değil o kadar e, yani güzel motive e, olacak çok güzel hikaye var e, ve e, başlamaları e, en e, benim basit önerim Mesela çok fazla tool var. Hangisinden bahsederim bilmiyorum ama sizin önceki sohbette bahsettiğiniz e, bir no-code kafi ya da no-code tools, no-code.tech isimli bir şey vardı, directory vardı. Orada zaten e, fikriniz varsa o fikri neyle yapabilirim e, dediğinizde farklı kategorilerde farklı tool'lar var. Size uygun olan e, bir tool'u seçin e, ve ücretsiz oluyor genelde bir deneme e, süresi oluyor en fazla. Bir deneyin. Ortaya bir ürün çıkarın. Bunu internete koyun. Belki kendi kendine indekslenecek. Sıfırdan trafik almaya başlayacak. Ben bir örnek vereyim. Ge geçtiğimiz yaz ayında ben yine böyle yarım saat 40 dakikalık bir no-code anlattığım kodlama, yaptadan, kodlama yapmadan ürün geliştirme anlattığım bir panel vardı. O panelin ardından bir girişimci ürünün çıkardı no-code tool'uyla. Bir online eğitim, insan kaynaklarına yönelik online içeriklerin de olacağı bir fikrim var demişti. Ona ben işte kaca bir Podia gibi bir platformları önermiştim. O araştırmış, kendine en uygunu bulmuş. Yani o da yazılım geliştirme kafasındaymış. Böyle olunca mantıklı olduğunu düşündüm dedi. Geçtiğimiz hafta irtibata geçtik. E, lansmanı yapalı bir hafta olmuş 5 bin 10 bin arası bir trafik alıyoruz dedi. Yani eğer o ürün geliştirmeye başlansaydı hadi diyelim 6 ay 6 ay sonra o 5 bin 10 bin trafiği e, gelmeye çekmeye başlayacaktı ve belki de sıfır trafik gelecekti. Lanet olsun e, biz sıfırdan mı e, daha başlayacağız ya da bu olmadı emekleriniz boşa gitti. Psikolojisi e, yıkabiliyor ya insanı. Ona da girmeye gerek yok. Ben şeyi de paylaşıyorum bu mobil uygulama yaptım mesela ben orada Kullanıcıyı tutundurmaya yönelik hiçbir şey yapmamıştım. E, grafikler bu şekilde aşağı iniyor. Ben iki, iki buçuk gün harcadığım için e, çok üzülmüyorum. Ama ben buna bir yılımı harcayıp e, bütün hayatımı bağlasaydım, işi bıraksaydım e, belki de kahrolacaktım. Çok üzülecektim ama beni etkilemiyor. Ha Tamam demek ki e, bu olmamış. Ben başka bir ürün e, yapabilirim diyebiliyorum. Yani Hızlıca e, yanıt da verecek size no NoCop. Yanıt vermeye çok güzel bir aracılık edecek. Evet. ben çok heyecanlıyım. Hala güzel işler çıkmasını bekliyorum. Şey tabii ki hani e, bu tarz girişimcilerin yine hani o rakamlarından bahsettiniz ya monthly ARR rakamlarından. Aslında yine bakınca bir e, şey gör, görüyoruz yani. Adam atıyorum trends.vc diye aslında trends raporları satan abimizin işte aylık işte Duru efendim. Duru diye bir e, Hı -hı. abimiz Evet 7-8 bin dolardı en son aylık getirisi mi öyle bir rakam paylaşmıştı mesela hatta böyle ondan da daha iyi bir noktaya geldi galiba. 38 yani bin dolara iyi. çıktı galiba birisinin bin yani Hı -hı. bin doların altındayken galiba çok daha az bir rakamdayken 500 bin dolar, 50 bin dolara satın almak istediğini söyledi ama Hı. diyor satmadım birisi sormuş ne kadar istiyordun? 500 bin dolar diyor yani o ama gerçekten o çok iyi bir noktaya gidiyor ben bir iletişime de geçmiştim kendisiyle çok çok iyi bir nokta gidiyor ve hani bu bir tane yaptı ve patladı olayı da değil aslında. Bir sürü denemiş işte kümülatif olarak da yani bir tanesini yapıyor ondan 40 dolar 50 dolar işte ayda yani günde bir tane falan satarak devam ediyor. Gumroad'da başka bir şey yapıyor vesaire. Hani bunları yaptığınız zaman özellikle İngilizce için yaptığınız zaman da aslında onlar bir yerde böyle size e, ayda 300-400 dolar getir tutmazsa da 300-400 dolar getirebilecek bir noktaya götürebiliyor. Mesela Onur Özcan'da en son ibuk e book e, yapıp, e, renk psikolojisi alakalı like, e-book yapıp e, satıyordu. Onun da belli e, şeyleri var. Yani gerçekten bu alan e, hani indie hacker mantığıyla vesaire de bayağı bir e, ihracatçı da, mikro ihracatçı da yaratabilir. E, ya da ürünü geliştirmek isteyen insanlar için belli bir noktaya kadar götürebilir. Zaten 10 bin müşterin, 5 bin müşterin varsa o CTO'yu da bulabiliyorsun, o e, zaten her ne yazarsan yaz. Ki Twitter biliyorsunuz bir dönem sürekli balina e, patlayıp karşımıza balina çıkıyordu. Zaten ne yaparsan yap tekrar yap, yazacaksın yani. Ya tekrar kodlayacaksın o iş. Ama yazılımcının bu girerken daha daha birinci günde bir milyon müşterimiz olacakmış kafasıyla yani on günde bitirebilecek bir şeyi altı ayda yapmaya çalışması yerine ya biz bunu daha alternatif şeylerle yapalım. Tutarsa üzerine bir şey inşa ederiz kafası. E, ...daha güzel olabiliyor. Fırat senin eklemen var mı? E, tavsiyeler noktasında onunla bitirelim. Yani öncelikle teşekkür ediyorum. Güzel bir e, bence bölüm oldu. Ben biraz daha aslında... ...mümkün olduğunca hızlı harekete geçmesini... ...önereceğim insanların Çünkü o bahsettiğim... ...o mikro küçük parçacıklara ayrılma süreci... ...şu anda hala hızla devam ediyor. E, yani önümüzdeki dönemdeki ki... ...bunun bazı örnekleri de var... Şimdiye kadar yapamadığımız şeyleri de no-code araçlarla yapmaya çalışacağız. Mesela transactional email mail tarafı e, yani işte veri tabanıyla bağlantılı belli actionlara belli hareketlere dönük e, kullanıcılara e-mail gönderme ve o süreci yönetme dünyasına dönük bazı araçlar da çıkmaya başladı. Palabra.io diye bir girişim mesela ben e, MakerPad'den keşfetmiştim. Bu beni heyecanlandırdı. E, bunun gibi araçlar giderek hayatımıza giriyor. İkinci bir e, tarafı Payment yani ödeme sistemi tarafı, ödeme sistemleri giderek bu web sitesi kurma araçların içerisine giriyor. Geçtiğimiz haftalarda MailerLite benim kullandığım e email marketing aracı, onun web sitesi yapma ürünü de var. Onlar Stripe entegrasyonunu yaptılar. Dün e, TechCrunch'ta Squarespace'in Stripe entegrasyonunu koyduğunu gördüm. E, diğer araçlar e, çok hızlı bir şekilde Stripe entegrasyonlarını yapıyorlar ya da PayPal geçmişte de belki. E, en azından ödeme almanın e, e ile bile olsa kendi sayfasında ödeme ödeme almanın bir yoluydu. Ödeme sistemi tarafı gelişiyor. İnsanlar yani sadece e-mail atarak bile işte çok farklı ödeme ya da ne diyelim hani tekrarlayan gelirler oluşturabiliyorlar. İşte bu ister Gumroad'dan olsun işte ister e, Substack'ten olsun ya da başka yerden Revue'dan olsun. Bunlar da giderek gelişiyor yani e, ödeme alma tarafı da hızla büyüyen bir taraf. Ona da dikkat etmek gerek. Sen kafanı geliştirmeye değil, kontentinin ya da sahip olduğun ürünün kalitesine odaklan. O parayı alma kısmı kolaylaştı, yapma kısmı kolaylaştı. Diğer taraflar giderek daha her gün daha kolaylaşıyor. Evet son aşamada da dediğin gibi hani aslında hani ben bir no-code araç yaptım. 24 saat sonra yaptım. E, bittim para hani para. Öyle bir dünya yok. Yani bunu gidip bir no-code pazarında satmazsan e var da micro micro microacquire.com var. Oralarda hani satmazsan senin bu ürünü bir şekilde büyütmen lazım. Bunun için de birazcık içerik üretimine önem vermemiz lazım. İçerik üretmeyi ya bilmemiz ya da içerik satın alabiliyor olmayı öğrenmemiz lazım. Dijital pazarlama bence öğrenmemiz lazım biraz. Çünkü yani bugün işte Ahrefs gibi SEMrush gibi e, çok büyük esiyor yani organik trafikten para kazanılmayı öneren yerlerin bile e, söylediği bir şey var bir noktada paid marketing yapmak durumundasın e, çünkü o hani o kadar zaman bekleme gibi bir şansın yok e, bu hani o startup PR diye benim e, özetleyebileceğim o girişimin PR'ını ürünün PR'ını yapabilmek için işte bunu nerelerde paylaşırım designer news'te de mi hacker news'te mi product hunt'ta mı indie hackers'ta mı nasıl yazarsam neler olur Quora'da Quora marketing nedir Bunları da öğrenmemiz lazım ki o zaman hani o no-code e, girişimcilik diyorsak ona no-code girişimcilikten e, gerçekten tam anlamıyla faydalanabilelim. E, ve hani tabii ki bugün harekete geçmeleri lazım. Bunun ilk noktası belki bir web sitesi oluşturmayı öğrenmeleri lazım. Onun için Wix olur, Kart olur, kart.co e, bu gibi yerlerden bir web sitesi oluşturmaya başlamak lazım. Çünkü bir şeyler öğrenip kurcalamadıkça Geriye kalan her şey aslında bir toz bulduğundan ibaret. Elinizi hamura bulaştırın lütfen. Kadın erkek fark etmez. Bence çok güzel bir yerle bitirmiş olduk. Yani pazarlamayı pazarlamaya odaklanmak. Yani bu tabii ki işte farklı paid kanallara reklam vermek vesaire şeklinde olabiliyor ama bir komünite yaratmak da bunun şey oluyor. yine mesela no code komünitesinde. Michael Gill vardı galiba. Kendisi ya şunu sattı ve ben çok şaşırdım yani satın alan olmasına. Ee, böyle Zapier'de, Parabolu'da falan e, bulunan araçların ve o aksiyonların e, listesini bir Airtable tablosuna dönüştürmüş. Ve bunu 39 dolardan satıyor. Şimdi bu Airtable tablosu satmak da mesela benzer bir şey dönüştü Ki 70 dolara satan, Growth King taktiği satan bir... Arkadaşlar 250 tane taktik satıyor. Yani aslında Swipe 250 page taktik... galiba. Evet, aynen. Aynen o sarı tasarımı olan sayfa. Ve tamamen şey yani her bir satırda bir taktik var. İşte şunu yap. Bu böyle bir işe yarar. Bunu işte e-mail'le yaparsın mesela diye uğraşmış. Hayır. Şey değil yani bunu değersiz anlamına e, getirmiyorum ama buradaki hikayelerde harika bir içerik var ve o kendiliğinden yayıldığı hikayesi değil aslında iyi bir içerik var. Yani yücelin bir hafta sonunda 200 tane makale toplaması gibi belki 3 hafta sonu uğraşmış, belki 1 ay boyunca uğraşmış ve 250 tane taktiği oturtmuş ve bir Airtable tablosu yapmış. Şimdi ondan sonra ona güzel bir web sayfası yapıp onu doğru kanallarda, doğru kişiler üzerinden yaymaya çalışmak en az yapmak kadar vakit harcadığı bir şey olmuş ki hani biz e, kendi aramızda konuştuğumuz zaman bu no code işleriyle beraber e, konuştuğumuz arkadaşlar da şey diye düşünüyoruz ya yani birçok fikri ya kimse bunu almaz ya yani internette zaten yok mu diye eliyoruz. Kendi kafamızda eliyoruz. Ya yani bunu kim alır ya falan diye. Oysa aslında yani gerçekten 20 dolar, 30 dolar 40 dolar insanlar için 20 TL vermek gibi. Yani e, bir girişimin var ve sana 50 liraya 200 tane denenmiş taktik vereceğim dediği zaman 50 liradan düşünmek gerekiyor oradaki 50 doları 70 doları birçok girişimci için güzel bir kürasyon anlamına geliyor. O yüzden ben de son olarak yani pazarlamayı bilmek kadar hani oradaki içerik inanılmaz iyi olmalı, çok iyi olmalı, efsane olmalı böyle ortalama bir içerik kimse almaz kafasında olmadan başlamayı e, tavsiye edebilirim diyorum. Yani göz yaşartan ee... örnekler var orada gerçekten. <laughs> gerçekten göz yaşartıcı <laughs> örnekler yani. <laughs> Bugün de transfeze 6-7 tane böyle air ta ücretli Airtable şeyi vardı. şablonları vardı. o da bakabilirler yani gerçekten toplayınca dramatik bir hale geliyor. Bakalım. Ben... ama bu yani asla yargılamıyorum. insanlar alıcı varsa, yani satan varsa ve alıcı varsa ve bir problem yok hani oradaki ödeme şeyinde. ben sadece bizim yani insanlar ya yani Türkiye'de bu insanlarla genelde böyle bir şey oluyor. Yani kimse almaz ya böyle dandik bir şey yapıp çıkmayalım kafası. Yani oradaki biraz mükemmelliyetçilik aslında e, iyinin düşmanı olarak yine bayağı bir engelliyor satışı. Fırat sen bir şey diyeceksin. Şu an, son bir şey ekleyeyim. Yani aslında orada insanların satın alma Motivasyonu çok büyük bir kitleye hitap ettiği için oradan birileri alıyor. Yani bugün sahtekarlık e, bile yapsanız, hani bir yerlerde tırnak içinde enayi bulabiliyorsunuz ama ondan daha önemli bir şey aslında insanların zamanının kıymetini biraz biliyor olması ile ilgili bence. Yani siz örnek veriyorum. Airtable listesi ben geçen gün indi data diye bir şey yazdım. E, bir sürü e, şeylerden e, web sitelerinden kaynaklardan e, çeşitli bilgiler toplamış Airtable ya da Excel dosyası olarak satıyor ya ben bunları satın almak yerine kendim yapmaya çalışsam çok daha ciddi bir emek olacak. Yani o Airtable table tablosunun aslında zamanı satın almış oluyor insanlar. E, ona dikkat etmek lazım ve aslında bir şeyler öğrenmek için bence eğit buradan sana pas atacağım. E, eğitimlere de önem vermeleri lazım. Ben şahsen eğitime para veriyorum. E, farklı alanlarda eğitime, işte dijital pazarlama alanında olabilir, başka yazarlık konusunda olabilir. E, i̇nsanlardan bir şey öğrenmeye açık olmak lazım. Bu bize bir hani zaman maliyetinin karşılığı olarak gerçekten pozitif etki sağlıyor. Zaten sizin eğitim de mesela bence Türkiye'de örnek ol olacak bir eğitim. Umarım orada konuşacağız zaten faydalı böyle ekosisteme güzel hani başarısızlığı önemsiyoruz ama ben şey diyorum hani illa başarısız olmamıza da gerek yok başarılı olalım güzel güzel örnekler çıkaralım abi. Evet, i̇nsanlar para kazansınlar bu şey üzerinden ya da eğitim atıyorum mesela bir şirketin kurumsal girişimcilik programının bakış açısını değiştirsin. Yani umarım bu tarz şeyleri ya birincisinde olmasa bile ikincisinde, üçüncüsünde birlikte yapabileceğimiz şeyler. Bora hani hem eğitim olan dahiliyetiniz hem de bu canlı yayın olan dahiliyetiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ee, ki yani gerçekten hani eğitimde insanlara belli tool'lardan, belli yapılardan bahsedeceğiz ama Birincisi bunu deneyimlemiş, bununla ilgili kafa yormuş insanların olması kritik. İkincisi de ben inanıyorum ki hani sizlerdeki motivasyonu, bu bunun üzerine harcanan enerjiyi gören insanlar da hiç yoktan şey olacaklardır, motive olacaklardır. Bu da çok önemli. Hani bir eğitmenin artık 500. kez aynı sunumu yapmasındaki o sıkılık değil de gerçekten bir şeyler yapma konusunda motivasyonu olan kişilersiniz. Ee, hem eğitime dahiliyetiniz hem de buraya dahiliyetiniz. Teşekkürler. Fırat'tan top alıp göğsünü yumuşatayım. İnanın güzel ekleme yapacağım bir nokta var mı? Ya, çok teşekkür ederim davetin için. Benim için yine güzel bir sohbet oldu. Fırat'a da sana da teşekkür ediyorum. Ben de bunu şey yapacağım, önermeye devam edeceğim. Çok güzel bir, keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Bir hafta sonu projelerinde bekliyoruz. Diyerek aslında. İnşallah, sağ olun. <laughs> evet. Hani bu alanla ilgilenen arkadaşlar için bu perşembe günü e, 8 haftalık üzerine bir projede geliştireceğimiz e, bir eğitimimiz var Hani işin e, reklam kısmıyla bitiriyor olalım bu eğitime de katılırsanız e, hep beraber ortaya ne geliştirmek istiyorsanız onu geliştireceğimiz birlikte eli elimizi çamura bulacağımız bir e, programı şey yapacağız. Circle'ı da programın Aslında e, şey için kullanıyoruz. Ee, bizdeki her eğitimin komitesi için kullanıyoruz yine bir no code tool. Ee, diyorum. Teşekkür ediyorum kat dinlediğiniz için. Bunu sonradan dinleyecek arkadaşlara da umarım sıkılmadan dinleyebilecekleri bir bir saat olmuştur. Çok teşekkürler. Katılan arkadaşlara da, dinleyen arkadaşlara da diyor ve teşekkür ediyoruz. Onu. Bizlere Aynen. ulaşabilirler zaten Twitter'dan, LinkedIn'den. Aynen.